yeni bir günden, yepyeni bir haftadan herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü ilk konuğum Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocam olacak. Zannediyorum şu an bağlantımız gerçekleşti. Bir günaydın demek istiyorum kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet hocam. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Çağla Hanım. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. İlk olarak şöyle konu başlıklarımıza bir bakalım dilerseniz. Gündemimize bir bakalım. Biliyorsunuz koronavirüsten dün 195 vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetti. Peki ama salgının neden bir türlü önüne geçilemiyor sorusu aklımıza ilk gelen sorulardan bir tanesi. 14 günlük tam kapatma salgının hızını kesmez. Aksine daha da arttırır diyorsunuz hocam. Peki koronavirüsün kontrol altına alınması için radikal önerileriniz neler? Az sonra dinleyeceğiz. Önemli bir konumuz daha var hocam. Eğer sırtınız ağrıyor, halsiz hissediyor ve bu durum dinlenmeyle geçmiyorsa, testiniz negatif dahi çıksa, koronavirüsünüz diyen Profesör Doktor Bülent Sakan'ın açıklamaları gerçekten herkesi şok etti, hepimizi şaşırttırdı. Profesör Doktor Bülent Sakan'ın bu açıklamaların altında yatan gerçekler neler? Hocam sizden az sonra yorum isteyeceğim. Aynı zamanda hangi öksürük koronavirüs, hangisi grip belirtisidir birlikte bakacağız. Ve gündemin en önemli maddesi koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeler. İzleyenlerimizle tüm yeni haberleri, bilgileri paylaşıyor olacağız. Koronavirüs aşısı vücutta tam olarak nasıl bir etki oluşturuyor? Yeni nesil mRNA aşılarının olası yan etki riski eski yöntem Çin aşısına göre daha mı yüksek? Koronavirüs aşısının Türk mucitleri Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci neden aşı yaptırmadı? Koronavirüsü aşıyı bulan şirketin CEO'sundan aşı olan kişinin koronavirüsü başkasına bulaştırıp bulaştırmadığı ile ilgili hangi dikkat çeken açıklama geldi, bu açıklamaya bakacağız. Aşı firmaları kar amacı güdüp olası yan etkileri gizleyebilir mi? Yine kafamızdaki tabii aşı gündeme gelmeye başladıkça bu sorular da çoğaldı hocam. Birlikte hepsinin cevabını sizden az sonra alıyor olacağız. Ondan önce şöyle bir tablomuza göz atalım istiyorum. Yapılan test sayısı 174.761, vaka sayımız 30.402, hasta sayımız 6.093, vefat sayımız 195, iyileşen hasta sayımız ise 4.011, ağır hasta sayımız ise maalesef 5.805. Hocam baktığımız zaman test sayımız oldukça yükseldi, 160 binlerdeydik geçen hafta, 174 binlere kadar çıktık. Vaka sayımız şu anda 30 binlerde seyrediyor. Öncelikle bu tablo ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Sonrasında da biliyorsunuz artık yavaş yavaş kapanmalar da başladı. Hafta sonu hepimiz evdeydik. Olası durumları, iyi durumları inşallah gerilemeyi, vaka sayılarındaki gerilemeyi ne zaman görmeye başlarız ya da görecek miyiz? Evet. Ben bu tabloya baktığım zaman tabii insanlar öncelikle günlük vaka sayısına bakıyor. Ama bizim için bazı başka bilgiler de içeriyor ki bunların en önemlisi aktif vaka sayısı. Evet. Bu aslında hesaplaması son derece kolay bir sayı. Burada toplam hasta sayısına bakıyorum. Evet. Ve bundan iyileşenleri ve ölenleri çıkarıyorum. 93 bin civarında bir aktif vaka sayısı çıkıyor. Ya. 93 bin çok önemli. Bu şu demek, yani şu anda 93 bin kişi hasta, bu hasta sayısı. İşte virüsü aktif olarak vücudunda bulundurup etrafa bulaştırma potansiyeli taşıyor. Evet. Ve hastanelere yük oluşturuyor. Evet. Şimdi tabii bu 93 bin aktif hasta sayısı. Aktif vaka sayısı ne kadardır diye baktığımızda bakanlığın verilerine dönüyoruz. Hı hı. Açıklandığından beri görüyoruz ki aşağı yukarı bakanlığın bildirdiği vaka sayısı hasta sayısının 5 katı kadar. Evet. Yani 6 binler civarında biz hasta bildirdiğimizde 30 bin civarında vaka bildiriyoruz. Evet. O halde demek ki bu aktif hasta sayısı 93 bini de en az 5 ile çarpacağız. Hı hı. Demek ki yaklaşık işte 450 bin civarında sadece resmi rakamlara yansıyan, şu anda dışarıya çıktığınızda ya da iş yerinize gittiğinizde sizinle işte karşılaşıp virüsü size bulaştırabilecek insan var. Şimdi bu tabii şöyle bir de başka bir noktasına bakıyorum şeyin, o tablonun. Hı hı. Orada görüyorum ki normal aktif vakaların %6'sı şu anda ağır hasta durumunda. Evet. Yani bu işte her 100 tane vakadan 6 tanesi ağır hasta durumunda. Bu dünya ortalamasında yaklaşık 1/6 kadar. Yani Türkiye'de bu oran 10 kat daha yüksek. Evet. Bunun anlamı nedir? Bu bizim
belirtisiz kişileri bulma kapasitemizin 10 kat daha düşük olduğunu gösteriyor. Yani dünya ortalamasında işte binde 6 olan bir ağır hasta oranının bizde %6 olması, biz daha çok ağır hastaları bulabiliyoruz anlamına geliyor. O halde demek ki bunun 10 katı kadar aslında bizim vaka buluyor olmamız lazım. Eğer taramaları falan daha fazla yapabilirsek. Ne 450 bin hesaplamıştık. Bu aktif vaka sayısı demek ki en az 4,5 milyon civarında. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Şu anda Türkiye'de ortalama her 20 kişiden bir kişi virüsü taşıyor. Virüs pozitif, bunların büyük çoğunluğu belirtisiz seyrediyor. Kendisinin bir de haberi yok. Yok. O halde vatandaş açısından önemli şu: ben sokağa çıkarsam, toplu taşıma aracına binersem, AVM'ye ya da iş yerine gidersem o gün en az işte 5 tane, 10 tane virüs pozitif insanla yüz yüze geleceğim demektir. Bu Evet. açıdan önemli. Peki hocam, Trabzon'dan maalesef üzücü bir haber geldi. Trabzon'da ambulanslar kuyruk oluşturdu. Trabzon'da son aylarda koronavirüs vakalarında %50 artış yaşanırken poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp COVID-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Ambulansların kuyruk oluşturduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan takipçiler salgın tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu. Zannediyorsam görüntüler var mıydı arkadaşlarımdan, rica edeyim eğer varsa. Ekranda hocam görüntülerimizde. Aslında Türkiye'nin birçok ilinde benzer görüntüleri Maalesef. görebiliyoruz herhalde, değil mi hocam? Maalesef. Yani şurada bir de insanların yanlış anladığı bir şey var. Mesela yoğun bakım oranlarına bakıyorlar. %75, %80. İşte bazı illerde %86 olduğunu açıkladı Sayın Bakan. Onlar zannediyor ki işte hala yer var yoğun bakımlarda. Aslında bu sistemin gereği görünen bir rakam. Şu anda birçok yerde yoğun bakımlar full Evet. doldu ya da dolmak üzere. Çünkü %86 şöyle çıkıyor. Sizin örneğin bizim hastanemizde işte diyelim ki iki tane yoğun bakım var. Mecburen bunun birbirlerine bulaştırmasınlar diye Ya, birini tabii. COVID'e, birini diğer Tabii. hastalara ayırıyoruz. O boşluk görülen yer diğer hastaların olduğu kısımda. Yani COVID'li hastalar için şu anda yatak kapasiteleri ucuna gelmiş durumda. Artık halkın da bu işi biraz ciddiye alıp artık zorlanmaya başlayacağımız dönemlere girdiğimizi Evet, anlaması lazım. sağlık çalışanlarının maalesef, yani herhalde hiç istemedikleri bir durum olur herhalde hocam, hasta seçmek, Tabii. değil mi? Tabii. Önceliğine göre hasta seçmek zorunda kalabileceğimiz durumlar olabilir. Bu kişi yarın annemiz, bu kişi yarın başka bir insan da olabilir sonuçta. Yani bu Evet. %70'ler aslında bizi birazcık rahatlatıyor gibi görünse de aslında şu anda Türkiye'de genel olarak Yanlış. baktığımız zaman hastanelerdeki doluluk oranı alarm veriyor diyebilir miyiz? Yani bunu şöyle açıklansa, COVID'li hasta yatabilecek boş yoğun bakım yatağı, bunun böyle olmadığını görürüz zaten. Evet. Burada açıklanan total, işte diğer hastaların da yatabileceği, COVID'linin de toplam yatak sayısına göre. Evet. Yani bunların her yatağın mesela defibrilatörü, yani kalp durduğu anda müdahale edilecek aleti yok. Yatak var, personel yeterli değil. Çünkü şu anda sağlık personelinin önemli bir kısmı ya hasta Evet. ya da işte izolasyon, mesela ailesinde çıkmış, işte bir şekilde temas etmiş. O yüzden çalışabilecek durumda değil. Dolayısıyla toplam şu kadar doktorumuz var, hemşiremiz var diye de bakmamak lazım. Değil mi? Bunların hepsi çalışabilir durumda değil şu anda. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki, buna göre aslında bu manzaralar birçok şeyi daha fazla ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor Evet. diyebiliriz. Hocam, Evet. Profesör Doktor Bülent Saka'dan bir açıklama geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka biliyorsunuzdur ama izleyicilerimize aktarmak adına. Evet. Koronavirüs belirtileri gösteren Profesör Doktor Bülent Saka peş peşe 3 test yaptırdı. Üçünün de sonucu negatif çıktı. Ancak yine de hafif kas ağrısı ve halsizlik şikayetiyle kendisine koronavirüs teşhisi kondu ve tedaviye başlayan Saka, çektirdiği akciğer tomografisiyle koronavirüse bağlı zatürreye yakalandığı öğrenildi. Devam edelim haberimize.
Profesör Doktor Saka, sırtı ağrıyan, halsizlik yaşayan birinin şikayeti bir günlük dinlenmeyle eğer geçmiyorsa %99 koronavirüstür dedi. Bu durumda test sonucunu beklemenin bile yanlış olacağını, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini söyledi. Şikayetlerin durduk yere ortaya çıkmayacağını vurguladı. Özellikle bu dönemlerde bu şikayetler herhalde birazcık daha önem kazanıyor, öyle değil mi hocam? Evet, yani bu olayları çok sık görmeye başladık. Evet. Çünkü test bir defa kabul etmek gerekir ki mutlaka pozitif çıkacak bir şey değil. Test değil. Bu virüsün davranışından kaynaklanan bir olay. Çünkü virüsü siz sürüntü alıyoruz biz burundan girip. Evet. O sırada orada açıkta virüs varsa pozitif buluyoruz. Yani ancak virüs açıkta duramıyor. Durursa atılıyor zaten, hemen bir hücre içerisine giriyor. O dönemde aldığınızda negatif çıkıyor zaten. Evet. Ama Bülent Hoca'nın dediği gibi bu vakaların birçoğunda biz akciğer tomografisinde tipik COVID belirtileri görüyoruz. Evet. Peki dolayısıyla, hocam. Evet. Evet. Dolayısıyla yani sadece COVID testine bağlı değil tanılar. Birçok zamanda test negatif olduğu halde COVID diyoruz. Evet. Sırt ağrısının olmasının sebebi test negatif çıksa da akciğerlerde görülen bazı semptomlar mı hocam? Oluşmuş olan semptomlar mı? Sırt ağrısı Hayır. Oradan mı geliyor mesela yani? Değil. Sırt, değil. Yani çünkü neden sırt ağrısı çok görülebildiğimiz, yani sabah kalktığın tabii zaman ağrıyabilir sırtın. Şimdi insanlar panik olabilirler diye söylüyorum. Tabii tabii. Şunu söyleyeyim, hani %99 tabii biraz abartılı bir rakam. Çünkü bir defa şuna bakmak lazım. Bu sürekli sırtı ağrıyan bir insanın o gün de sırtı ağrıdıysa bu koronavirüsle alakası yok. Ya da işte bir gün başladı sabah, dediğiniz gibi yürümeye evet başladınız, hareket yaptınız, geçti, bu da koronavirüs şeyi değil, ağrısı değil. Ancak hiç şimdiye kadar kas ağrısı çekmediniz. Herhangi bir neden yok. Mekanik bir olay olmadı, yani işte bir yük taşımadınız falan. Sırt ağrısı başladı. Hemen COVID düşünmenize gerek yok. Çünkü dediğiniz gibi sırt ağrısının çok sayıda nedeni var. Hele bizim ülkemizde çok yaygın. Evet. Özellikle kadınlarda bu işte kaslardaki fibroadenomlar nedeniyle neredeyse kadınların büyük bir bölümünde sırt ağrıları olur, çok sık olur. Doğru. Onun için de işte hekim, genellikle fizik tedaviciler işte hareket önerirler. Hı hı. Şimdi yani her sırt ağrıyanın COVID olması düşünülemez bile. Ancak evet, işte hocada olan şey böyle bir durumda geçmediği için şüphelenmiş. Evet, evet, evet. Ve bir akciğer tetkikiyle ortaya konmuş. Yani yoksa akciğerde normal olsaydı COVID düşünülmeyecekti. Evet, evet hocam. Hocam az sonra koronavirüs aşısı vücutta tam olarak nasıl bir etki oluşturuyor konuşacağız. Yeni nesil mRNA aşılarının olası yan etki riski eski yöntem Çin aşısına göre daha mı yüksek? Bu ikisi arasındaki farkları konuşacağım ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocama açık açık soracağım. Hocam Çin aşısı olacak mı diye. Ama ondan önce yine koronavirüsün ilk belirtilerinden olarak bildiğimiz öksürük konusuna gelelim. Yine grip mevsimi olduğunu düşünürsek hangi öksürük koronavirüs, hangi öksürük grip belirtisi olabilir? Yani bu öksürükler arasında herhangi bir fark var mı? Çünkü yani bir boğaz hafif ağrıması bir öksürükle direkt kendi kendimize bile koronavirüs teşhisi koyabiliriz bu dönemlerde. Ama bunun böyle olup olmadığı ile ilgili bir fikriniz var mı hocam? Arasında bir fark var mı? Keşke böyle bir şey olsaydı. Çok işi kolaylaştırırdı. Bir defa bir hasta soğuk algınlığı ya da grip belirtileri var. Bunu vatandaşın anlaması mümkün olmadığı gibi bizler de anlayamayız. Evet, değil mi? Çünkü COVID şöyle bir hastalık, çok geniş bir yelpazede bu belirtileri. Doğru hocam. Yani %90'ı zaten belirtisiz seyrediyor. Belirtili olduğu zaman da bu çok hafif bir soğuk algınlığı belirtisinden başlıyor. Ağır grip tablosu ve gripten de daha ağır bir tabloya kadar gidiyor. Evet. Bunun arasına yani COVID'in karıştığı birçok hastalık giriyor. Dolayısıyla bunun mesela bir grip tanısı koyduğunuz bir hastaya şimdi baktığınızda testi pozitif çıkıp COVID diyebilirsiniz rahatlıkla. O yüzden eğer böyle bir belirti varsa bunu test yapmadan anlamak mümkün değil. Evet, evet. Yani COVID'de tipik öksürük işte kuru öksürük şeklindedir açıkçası. Evet. Ama
çok balgamlı öksürük de olabilir. Evet. Kaldı ki gripte zaten öksürük pek beklediğimiz bir bulgu değil. Gripte öksürük çok daha az. Daha çok burun akıntısı vesaire yaşıyoruz değil mi hocam? O hayır, o soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı. Burunda grip dediğimiz ağır bir hastalık. Grip çok şiddetli ateş. Ateş. Genel vücut ağrıları, baş ağrısıyla mutlaka yatağa düşüren evet. ağır bir hastalık tablosudur grip. Peki. Covid bunu da yapabilir. Evet. Bunu da yapabiliyor aynı zamanda değil mi? İlk günden tabii. Bugüne konuştuğumuzda 3-5 tane belirtisi varken şimdi saymakla bitmeyen belirtileri çok. Karşımıza çıkıyor, öyle değil mi hocam? Doğru, şimdi doğru. Hocam dilerseniz bir haberimiz var, ona bakacağız ama ondan önce bu hafta sonu evdeydik. Hafta içi yine bir kısıtlamalar geldi saat bakımından en azından. Bu kısıtlamaların yeterli olup olmayacağı ile ilgili veya tablomuzu ne zaman göreceğiz, ne kadar sonra etkisini görmeye başlayacağız. Siz aynı zamanda 14 günlük bir tamami kapanma bile aslında yeterli olmayabilir diyorsunuz. Tabii. Ve radikal kararlar alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunlara minik bir giriş yapabiliriz. Evet, yani bir defa bu 14 günlük kapanma işi şöyle. Yani bir defa her aldığınız tedbir bir şeylere yarıyor. İşte bir miktar azaltıyor. Fakat yeterli tedbir almazsanız akala da azaltabiliriz. Zaten bu COVID pandemisinin kendinin de böyle bir özelliği var. İşte toplumda bir artıyor. Sonra bir belli işte seviyeye geldikten sonra biraz azalıyor. Sonra tekrar artıyor. Hı hı. Böyle bir zikzaklar şeklinde seyrediyor. Evet. Yani kendi haline de bıraksanız böyle ilelebet dümdüz bir şekilde artmıyor. Evet. Bu toplumsal işte o anda gelen çıkan geçici bağışıklıklarla falan ilgili. Şimdi korkarım ki ben bu alınan tedbirler yetmezse eğer ilk dalgadaki işi sorunu yaşarız. O zaman da hatırlarsanız gerçekten 5000'lerden bir ayda 1000'lere indirdik. Evet. Fakat tedbirleri daha da sıkı almadık ve sürdürmediğimiz için sonrasında o sürdürmediğimiz için tabii 1000'den bir türlü aşağıya inemedik ve sonra gibi. Da en ufak bir fırsatta yeniden daha da büyük bir artış yaşadık. Şimdi nasıl burada binlerden da böyle 30 mesela, binlere çıktık inanamıyorum gerçekten hocam. Yani kabus tabii gibi resmen. Burada da şimdi burada da böyle. Mesela İstanbul'da dün Sayın Bakan %25 işte azalma sağladık günlük vakalarda dedi. Şimdi artık Türkiye'de yani İstanbul'a yönelik önlemler orada bir vaka azalması çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü siz mesela tam İstanbul'u azalttık diye sevinirken tabii. Bir dönüyorsunuz Trabzon'da, Diyarbakır'da, evet. İşte Gaziantep'te, Kırşehir'de artmış. Oralara koşturuyorsunuz. Arkanızı bir dönüyorsunuz İzmir'de, işte Konya'da, Bursa'da artmış. Yani Türkiye'de artık Ulu Önder'in lafındaki gibi yani burada artık bir tek bir bölgede savaşın bir anlamı yok. Evet. O satık gerçekten bütün vatan olmalıdır. Doğru. Dolayısıyla köyüne kadar, kasabasına kadar İstanbul'da hangi önlemi alıyorsak her yerde aynı önlemi almak durumundayız. Evet. Sadece İstanbul'u kurtarmak eğer, yetmez. Tabii almazsak İstanbul'u kurtardık diye seviniriz. Bu sefer başka yerle uğraşırken İstanbul yeniden artmaya başlar. Sadece aslında baktığımız zaman Türkiye'de yetmez. Tüm dünyanın aslında tabii, bu salgından kurtulması gerekiyor. Çok haklısınız. Çok güzel bir nokta. Çünkü global dünyada artık salgını bir ülkenin sorunu gibi görmemek lazım. Evet, evet. Irak'ta kalırsa biz sıfıra insek. Yarın işte bir kaçakla ya da işte gözden kaçmış Irak'tan giren biriyle biz yeniden aynı şeyleri yaşamaya başlarız. Maalesef. Hocam tabii ki toplum olarak da birbirimize sarılmayı, sevdiklerimizle görüşmeyi gerçekten çok ama çok özledik. O günleri hepimiz heyecanla ve büyük bir sabırla bekliyoruz aslında. Fransa'dan şöyle bir enteresan bir haberimiz var. Plastik paravanla sarıldılar diye. Fransa'nın Le Monde evet. kentinde bir huzur evi. Salgının başından bu yana aileleriyle görüşemeyen sakinleri ilginç bir yönteme başvurmuş. Bina içerisine yerleştiren plastik paravan sayesinde huzur evi sakinleri temas etmeden sevdiklerinin elini yeniden tutabildi. İşte o görüntüler gelsin. Yani hocam gerçekten insanın içi paramparça maalesef. Oluyor. Ya. Evet. Maalesef. Yani burada hatta bir sarılma odaları diye bir şey başka bir ülkede görmüştüm. Yani insanlar o plastiklerle sarılıyorlar birbirlerine. Tabii tabii onu bunlar ben de tabii gördüm. Bir de bizim kültürümüzde var. Biz sarılmadan sevemeyiz. Yani çocuğumuza böyle işte Amerikalılar gibi
uzaktan sevme alışkanlığımız yok bizim. Mutlaka sarılırız. Ve bunlardan vazgeçmek gerçekten kolay değil. İşte bu olaylar bize bunların kıymetini bilmemizi ama işte sürekli tedbirli olmamız gerektiğini öğretiyor. Evet, birçok aslında bu durumu hala ciddiye almayan, maske takmadan maalesef gezen, işte bana bir şey olmaz diyen, aslında insanların görmesi gereken gerçek tablolar bunlar değil mi hocam ya? Maalesef, maalesef. Yani insanların hala dediğiniz gibi böyle bir hastalık yok, uyduruyorlar, bizi kandırıyorlar evet, diye düşünenler var. Onlar zaten açıkçası onları ayrı bir gruba koymak lazım. Hatta o insanlarla çok da uğraşmamak lazım. Yani çünkü boşa vakit harcıyorsunuz. O kadar bir perde koymuşlar ki onlara ulaşamıyorsunuz. Onun yerine onlara ayrılacak vakit yerine şu anda gayet insani nedenlerle, işte böyle yetersiz bilgi nedeniyle kafası karışık olan insanlara vakit harcamak daha doğru söylüyorsunuz, bence. Doğru söylüyorsunuz hocam. Evet. Enteresan bir haberimiz var aslında, birazcık yine üzücü bir haber. 35 yıl sonra tıp fakültesini bitirdi, maalesef koronavirüse yenildi. İzmir'de ara verip tıp fakültesini 35 yıl sonra bitiren acil servis hekimi Doktor Adnan Çetin, 6 ay doktorluk yaptıktan sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hocam neler söylemek istersiniz? Gerçekten şimdi, yani sevinsin evet mi? Sonrasındaki yakınları onunla gurur duysun mu? Kaybedişiyle mi üzülsün? Ne kadar karışık aslında duygular içeren bir haber. Şimdi işin içine girmediğimiz zaman bu ölüm haberleri birer tane haber niteliğinden öteye gitmiyor. Evet. Ancak bu her hayatını kaybeden insanın öyle acı hikayeleri var ki hepimiz artık bu iş o kadar yaygınlaştı ki ailemizden, çevremizden insanlar kaybediyoruz bu koronavirüs nedeniyle. Evet. Yani hepimizin yakınları, ailesinden birileri bir şeyler geçiriyor. Sadece onları biliyoruz. Ama gerçekten ölüp çocuklarını küçük sahip bırakan hemşire hanımlar oldu. Çok işte, çok maalesef. Ölüp çocukları ortada kalan hekimler oldu. Yani hekim, benim çocuklarım küçük, lütfen sahip çıkın, başka kimsem yok diye ölen hekim arkadaşımız oldu. Gencecik. Yani bunların hikayeleri aslında tek tek bilinmesi gereken şeyler. Kesinlikle, bunlar çünkü hayat kaybediliyor. Evet. Ama maalesef o kadar çok ölen oldu ki yeteri kadar kimsenin haberi bile olmadı bunlar. Maalesef hocam. Yani biz elimizden geldiği kadar bu haberleri paylaşmaya devam tabii ediyoruz. Çünkü bir insanın hayatını kurtarmaya çalışırken hayatından olan sağlık çalışanlarımızın ne kadar el üstünde evet tutulmaları gerektiğini, ne kadar kıymetli olduklarını, haklarının hiçbir zaman ödenmeyeceğini özellikle böyle zor bir dönemden geçerken sürekli biz ifade etmeye çalışıyoruz. Ancak maalesef saldırılar, şiddet evet yine sağlık çalışanlarımıza devam ediyor. Haberimiz geliyor herhalde zannediyorum. Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı. Belki bu görüntüleri sizler de hatırlayacaksınız hocam. İstanbul Avcılar'daki Yedinoğlu Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen kadın, az önce işte bahsettiğimiz aslında tipler bunlar. Kendisini uyaran doktor Yağmur Turan'a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçan kadın yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani bir noktada gerçekten hepimizin sinirlerinin bozuk olduğunu, hepimizin biraz birazcık daha saldırgan, birazcık daha asabi olduğunu, artık bu işten hepimizin çok yorulduğunu çok net anlayabiliyoruz. Ama hiçbir koşulda maske takmadan bir yere girmeyi, bırakın saldırıya gelmiyorum, o noktaya bile gelmiyorum, maske takmadan bir yerlere girmeyi mesela anlayamıyorum hocam. Onun kafasının ben başka şimdi olduğunu düşünüyorum. Evet, yani o insanları anlamak gerçekten çok zor. Birçok çalışma var o insanlarla ilgili. O insanlar sadece böyle şeye, işte hastalığa, maskeye falan karşı değil. O insanlar evet aşıya da karşı, 5G'ye de karşılar sorduğunuz zaman. Tabii. Yani bilime karşı o insanlar. Doğru. Ve maalesef kendilerini kandırabildikleri bir grup da bulabiliyorlar. Evet. Bu da toplumun gerçekten eğitim düzeyiyle ilgili bir olay. Evet. Yani şunu anlamaları lazım. Bu orada sağlık merkezine gittiği zaman kendinin hoşuna gitmeyen kurallar oradaki çalışan sağlık personeli tarafından konmuyor. Şikayetçi oldukları aslında doktordan, hemşireden çok oradaki kurallar evet, beklemesi tabii gerektiği. Ya tüm dünyanın uyduğu kurallar hocam bunlar, zaten maskesiz hiçbir yere, kafeye, hiçbir yere şu anda zaten giremiyorsun.
Bir de kadına acımasızca saldırıyor. Çok sinirli olduğunu tabii. görebiliyoruz kadının. Gerçekten hıncını alacak seni parçalarım diye kadının üzerine falan saldırıyor. Ruh hali belli ki yerinde evet. değil tabii ki. Yani anlıyoruz, tabii. anlıyoruz ama maske takmamayı ve hıncını başkasından çıkarmayı, hele ki bir sağlık çalışanımızdan çıkarmayı anlamıyoruz. Anlamayacağız herhalde. Bir de Çağla Hanım, yani bunu anlamak mümkün değil. Hadi o tek bir kişi, ruh sağlığı normal değil. De doğru. Bir aile olduğu gibi, bir mahalle olduğu gibi sağlık merkezine saldırıyor. Evet, maalesef. Yani bunların, bu iş böyledir. Eğer kendileri işte yola gelip kurallara uymuyorsa, bunu yola getirecek önlemler alınmalıdır. Esas problem orada. Önlemler kesinlikle yeterli değil, o yüzden bu işler devam ediyor açıkçası. Yani evet, hala maskesiz bir yere, bir sağlık kuruluşuna, bir aile hekimliğine gidebiliyorsa önlemler yeterli değil. Tabii. Ya da yaptırımları, cezaları herhalde yeterli değil diye Tabii. düşünüyorum. İnanılmaz bir özgüvenle giriyor kadın çünkü içeri. Neyse hocam, Yılmaz Vural'dan sevindirici bir haber geldi. Ona bakalım dilerseniz. Hatırlayacaksınız, koronavirüse yakalandıktan sonra 24 Kasım'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumu açıklandı. 27 Kasım'da yoğun bakıma alınmıştı kendisi, hatırlayacaksınız. Tecrübeli teknik direktörün entübasyon işlemi sona erdi. Ki entübe olduğunu haberini vermiştik. Vural'ın tedavisine en azından bu şekilde devam edildi. Entübasyon yapılmadan devam edildiği açıklandı. Evet. Herhalde iyileşme yoluna gitti diyebiliyor muyuz Tabii. hocam? Yoksa entübasyondan çıkıp sonra tekrar girme, işte yeterli görünmezse tekrar entübe olma ihtimali var mı? Bir hastanın diyeyim, sadece Yılmaz Hoca'nın değil. Tabii çok nadir durumlarda olabilir ama düzelmenin ilk belirtisi bu. Yani entübasyon, eğer ventilatör dediğimiz solunum cihazından çıkarabiliyorsanız evet. o zaten ilk iyileşme belirtisi. Evet. Ondan sonraki takibinde de yani %95'in üzerinde artık düzelmenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet. Bu tabii sevindirici bir şey. İnsanlar tabii hep her gün gördüğü, basın yoluyla da olsa insanların hastalıklarından daha çok etkileniyorlar. Bu gayet doğal bir şey. Evet. Ve hiçbir insana Allah kötü duruma düşürmesin. Amin, amin. Ama bunlar da mesela Yılmaz Vural da işte en azından topluma bu işin ne kadar ciddi olduğunu göstermesi açısından falan hizmet ediyorlar. Kesinlikle. Yani Allah korusun tabii, kimse böyle evet, olmasın. Ama onlar olduğu zaman en azından biraz daha dikkat çekiyor. Evet, ya da bize çemberin aslında ne kadar daraldığını daha iyi gösteriyor da diyebiliriz. Hocam şimdi aslında koronavirüse dair bir sürü şeyi biliyoruz. Şimdi aşı geliyor, gelmekte olan aşı diye düşündüğümüz zaman insanların kafasında şimdi aşıyla ilgili soru işaretleri var. İnaktif virüs aşıları var. mRNA yöntemiyle şu anda üretilen aşılar var. Bunların ikisinin farkını soracağım. Ve aynı zamanda size hali hazırda 50 milyonluk alınmış olan Çin aşısının olup olmayacağını soracağım. Yine aynı zamanda hangi koronavirüs aşısı vücutta tam olarak nasıl bir etki oluşturuyor, ona bakacağız. Tabii. Yine yeni nesil mRNA aşıları olası yan etki riski eski yöntemi aşısına göre daha mı yüksek? Bu iki aşıyı değerlendireceğiz. Ama ondan önce Karadeniz'den bir haberimiz var. Çok güzel, çok tatlı, içimizi açacak bir haber. Bartın'ın Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Ali Obaşı herhalde köyünde hiçbir koronavirüs vakası tespit edilmedi. 200 rakımlı köyde yaşayan vatandaşlar günlük hayatlarını sürdürürken maske, mesafe ve hijyen konularına titizlikle hala yani özen gösteriyor. Köy muhtarı Ramazan Tı sürekli köyde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek maske takılması ve mesafeyle hijyene dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Yani küçük tabii ki, yani 200 rakımlı bir köy hocam, ama sonuçta hali hazırda orada hiçbir vaka görülmemesine rağmen ya bizim köye ne uğrar koronavirüs demeyip hala maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Biz yıkıldık geçiyoruz şu anda, dökülüyoruz ve hala maske takmayan vatandaşlarımız var. Ben konuyu durup buraya getiriyorum çünkü sinirleniyorum haliyle. Evet, yani bu birincisi düşünün, Yeni Zelanda'yı ilk kontrol altına alan ülkelerden biriydi. Evet. Ada ülkesi olmasının avantajını sağladı. Ve o kadar süre bayramlar ilan edildi, vakasız gitti. Sonunda gelen bir tane turistten yeniden ülkede vakalar çıktı. Burada tabii köyü kapalı tutmak etrafa. Tabii. Köydekilerin dışarıyla temasını kesmek en büyük etken. Evet. İkincisi de dediğiniz gibi belki o arada virüs girmiştir köye. Yani bir iki kişi de belirtisi seyretmiştir. Ama insanlar bilinçli davranıp maske, mesafe korunduğu kurallarına için. Uyduğu için büyümeden, zaten fark edilmeden geçmiştir durum. Evet. Onun için tebrik etmek lazım köydekileri.
Yüzlerindeki gülücükler soğumasın inşallah, hep böyle dikkat Tabii etsinler inşallah. diyelim. Şimdi hocam aşı konusuna gelelim dilerseniz. İlk olarak o aşıları bir Tabii. şekilde sizinle çeşitlendireceğiz. Farklarını, yan etkilerini konuşacağız ama koronavirüs aşısı vücutta tam olarak nasıl bir etki yaratacak? Önce biz bunu Evet. bilmek istiyoruz, bunu merak ediyoruz. Şimdi ilk defa bir hastalık için bu kadar çok farklı yöntemle aşı geliştirildi. Ve bu hızda. Tabii. Yani bu bir defa bir pandemi olması nedeniyle beklenen bir şey. Pandemi aşılarının kural olarak zaten Evet. diğer normal aşılardan çok daha kısa sürede geliştirilmesi lazım. Yoksa diğer aşılar gibi 10-15 sene bekleseniz pandemi biter zaten o zamana kadar. Aşının bir yararı olmaz. Ancak 300 aşağı yukarı 300 farklı grup aşı geliştirmeye çalıştı. Bunların bir kısmı işte daha doğrusu 161 tanesi işte insan çalışmaları düzeyine geçti ve 8 tanesi de faz 3'ün işte son dönemlerine yaklaştı. Bunlardan 3 tanesi de hepinizin bildiği gibi Evet. artık klinik kullanıma hazır diye ifade edilecek noktaya geldi. Bunların hepsinde farklı bir yöntem uygulandı. O yüzden hepsinin vücutta yaptığı iş birbirinden farklı. Ama ortak geldikleri noktada yaptıkları şey şu, bağışıklık sistemini uyarıyorlar. Yani bu koronavirüsün işte ya tamamını ya da işte bir parçasını na karşı bir antikor oluşturuyor. Evet. Antikor dediğimiz maddeler protein yapısında, kanda Evet. işte bir mikrop geldiği zaman hemen ona karşı savaşı başlatan, gerek onu kendisi yakalayarak gerekse de İşte diğer bağışıklık sisteminin elemanlarını, onu işte saldıracak hücreleri, onları işte Evet. öldürecek, ortadan kaldıracak bütün mekanizmaları başlatan Evet. proteinler. Hocam çok özür dilerim. Şimdi Burada hemen bir şey sormak istiyorum tabii. antikorlarla ilgili. Her aşı olan kişinin vücudunun ürettiği antikor oranı aynı mıdır? Hayır, değildir. Bu zaten o yüzden çalışmaların mümkün olduğu kadar çok sayıda insanda yapılması lazım ve bir ortalama bulmak lazım. Anladım. Yani bir aşının mümkünse her kişide en azından koruyucu düzeyde antikor oluşturması lazım. Ama ortalamada da o koruyucu düzeyin mümkün olduğu kadar üzerinde antikor oluşturması lazım ki zaman içinde azalacaktır şeyler, antikorlar. Ama uzunca bir süre koruyucu düzeyin üzerinde devam etsin bu şey etki. Şimdi burada tabii aşılar işte 1796'dan beri ilk canlı aşılarla başlamış. Daha sonra bu işte inaktif yani ölü aşılarla devam etmiş. Daha sonra işte virüs şey ya da bakterinin bir parçası kullanılarak yapılmış. Evet. En sonunda saflaştırılmış aşılardan laboratuvar ortamında geliştirilen doğal mikrop değil de laboratuvar ortamında geliştirilmiş mikrop parçalarıyla yapılan aşılar çıkmış. Bunların hepsi denendi bu hastalıkta. Şimdi burada ideal olan yani bir pandemi aşısının şeyden farkı var. Normaldeki kullandığımız aşılarda. İnsanlar burada bir hata yapıyor. Hep onlarla kıyaslıyor. Halbuki bu farklı bir durum. Şimdi Neden farklı pandemi hocam? aşılarının tabii pandemi aşılarında normal diğer aşılarda beklemediğimiz bazı özellikler isteriz. Bunlardan bir tanesi mesela bulaştırıcılığı önlemesini bekleriz. Yani sadece kişiyi korumasını değil, o kişinin mikrobu alıp başkasına yaymasını da önlesin isteriz. İşte diğer aşılara göre daha ucuz, daha kolay saklanabilir, daha kolay ulaştırılabilir herkesin erişebileceği aşılar olması lazım. Hocam bir kişi aşı Evet. olsa da yine virüsü kapıp belirtisiz şekilde seyredenler gibi yayma olasılığı olduğu için mi buna pandemiye Tabii. özel aşılar diyorsunuz? Tabii. Yani şimdi burada peki bu amaca ne kadar uygun geliştirilen aşılar? Hiçbir tanesi tam uygun değil. Anladım. Çünkü mesela temas bağışıklığı isteriz biz. Temas bağışıklığı dediğimiz şey şudur. Size aşı yapılır. Evet. Siz solunum yoluyla ya da başka yollarla o aşı virüsünü evdeki mesela çocuklarınıza da ulaştırırsınız. Ve onlar da aşı olmadığı halde belli oranda korunur. Bu mesela çocuk felci aşısında böyledir. Ağızdan veririz, o işte gaytayla atılır. Evde aynı tuvaleti kullanan insanlara doğa aşı virüsü bulaşır ve vahşi doğal hastalığı yapan virüsün bulaşmasını engeller.
Şimdi buna da ulaşılamadı bu aşıların hiçbirinde. Şu anda mevcut aşılar bu iki açıdan amacına ulaşmadı. Neden? Çünkü bunları sağlayabilen en etkili aşılar canlı aşılar. Yani mesela bu koronavirüs canlılığını muhafaza ederken bunun hastalık yapıcı özelliği ortadan kaldırılabilir ve o şekilde insanlara verilebilirdi. Fakat bu kadar kısa sürede yapılamayan bir teknik. Yani bunun çok güvenlik problemleri var. Onun için böyle 3-4 seneden önce böyle bir aşı geliştirmek mümkün değil. Çünkü şu anda 4 farklı grup bu aşılar üzerinde çalışıyor. Hı hı. Ama henüz faz 1'ler düzeyinde. Yani daha ileriye gidemedi. Evet. Bunun evet şu anda kullanılan mRNA yani 3 tane aşı gündemde. Evet. Diğerlerini tartışmanın çok bir anlamı yok çünkü onlar daha henüz hazır hale gelmedi. Bu üç aşıdan mRNA aşıları, evet bu salgında işte yeni gündeme geldi ama sanıldığı gibi yeni bir yöntem değil. mRNA aşıları 1990'dan beri çalışılıyor. Nedir özelliği hocam? Bunlar şöyle, siz normalde biz işte klasik yöntemde örneğin hani bu mevcut aşıyı örnek verelim. İnaktif aşıyı verdiğimizde bu inaktif aşı tam bir virüs ama canlı değil. Bağışıklık sistemi bu şeyin virüsün bütün antijenik parçalarına ki bu işte yüzlerce farklı antijenik parçası var. Antikor geliştiriyor. Evet. Ve bunların içerisinde bir kısmı gerçekten koruyucu özelliğe sahip. Onunla korunuyoruz. Ama mRNA aşılarında siz direkt vücuda bir mikrop ya da mikrobun bir parçasını vermiyorsunuz. O mikrobun bir parçasını, hatta çok en küçük parçalarından birini üretecek bir mesajcı bir genetik parça veriyorsunuz. Buna biz mesajcıdan gelir, mRNA'nın. Ve bu gidiyor, hücrenin içerisine giriyor ama kesinlikle genetiğimizi değiştirecek, bir hastalığa yol açacak, özellik kazanması için çekirdeğin içine girmesi lazım. Buraya giremiyor bu. Sadece o çekirdeğin dışındaki kısmında hücrenin bu işte hücrenin kendi makinasını kullanarak o virüsün esas işte tehlikeli olan o dikensi kısmının bir proteinini üretiyor. Yani biz vücudumuza, kendi vücudumuza virüsün bir parçasını ürettiriyoruz ya. Yani. Sonra tabii bağışıklık sistemi bunu tanıdığı için hemen ona karşı antikor ürettiriyor. Şimdi bununla ilgili ortaya atılan en büyük işte iddia bu bir genetik materyal. Verdiğiniz zaman bizim genetik materyalimize, RNA'mıza, DNA'mıza yapışır. Ondan sonra işte kanser olur, başka genetik hastalıklar olur diye. Bunun aslı yok. Çünkü bu mRNA'ların şeyi çok kısa, ömrü çok kısa. Ne açıdan hocam yani kısa? Yani şöyle, vücuda verdiğiniz zaman en fazla 3-4 gün kalabiliyorlar. Sonra parçalanıp atıyorlar. Çünkü vücudumuzda bunları parçalayan enzimler var ve bunlar hemen parçalıyor. Yani siz isteseniz bile o mRNA'yı 5. günden sonra vücutta tutamaz. Tutamıyoruz. Parçalanır atılır. Hocam devam edeceğiz ama Pfizer'ın CEO'sundan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Araya hemen onu sokmak istiyorum. Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının COVID-19 aşısının ortağı Amerikalı Pfizer şirketinin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Albert Bourla aşının koronavirüsünün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden emin olmadığını söyledi. Bu oldukça kafa karıştıran bir açıklama olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, engeller mi? Ben hatta uzun süredir söylüyorum, ben olmasını da çok beklemiyorum. Yani ne bu aşının ne de inaktif aşının insanların aşı olanların virüs alıp başkasına bulaştırmasını önemli ölçüde azaltacağını düşünmüyorum. Çünkü bu çok az aşıyla sağlanabildi şimdiye kadar aşı tarihinde. Bunlar bu özellikle şeyler değil, aşılar değil. O yüzden de zaten aşılananlar, aşılanmayanlar gibi toplumun yeteri kadar aşılanan kısmı aşılanana kadar maske, mesafe önlemlerini
Uymak zorunda. Uymak zorundayız. Yine Türk profesörlerin açıklamasıyla devam edeceğim. Aşı firmanın kendi çalışanlarına uyguladı mı aslında başlığımız? İngiltere'de katıldıkları bir programda Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlara yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin Türeci çifti henüz değil yanıtını verdi. Henüz değil, klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler halinde uygulanabiliyor ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor dedi. İyi. Evet, buyurun hocam. İyi ki bu konuyu açtınız. Buyurun. Şimdi Türkiye'de her zaman olduğu gibi bu aşı işinin böyle gayri ciddi, hatır için falan işte adam mesela aşıyı geliştirdi, alıp bir parça da kendine yapabilir falan gibi. Ya da işte uzun süre işte Uğur Şahin ve Özlem Türeci Türkiye'ye torpil yapacak. İşte aşı verecek falan gibi laflar çıktı basında. Ben de bunun böyle olamayacağını söyledim. Hatta aynen şöyle demiştim. Uğur Şahin şu anda aşıyı kendine bile yaptıramaz. Uğur Şahin'in aşı olabilmesi için bu aşının ruhsatı tam çıkacak. Tabii. Almanya'ya giriş izni çıkacak. Almanya'da gelip kendilerine eğer işte kurallara uyuyorlarsa yapılacak. Bu işler böyle torpille, hatırla, işte duygusallıkla falan yürümüyor maalesef. Aşı işi son derece ciddidir. Ciddiydi mi? Yani insan diyor ki işte Çinliler kendisine yaptı mı? Ya Çinliler kendisine yapsa da bununla ilgili bir sonuç açıklayamaz. Çin'de o kadar az ki koronavirüs. Değil mi? Yani adam o yüzden çalışmalarını Brezilya'da, Türkiye'de, Endonezya'da yapıyor. Maalesef bu işte ortamda, sosyal medyada özellikle bu işte aşıları, İşte bu koronavirüs salgınını böyle 14 kurallı futbol zannedip herkes böyle fikir söylüyor ve işte bir de iddia ediyorlar. Değil mi? Ama bir türlü bunun bu kadar böyle kolay olmadığını, bunun bir bilim olduğunu, insanların böyle bırakın şeyi, o meslekle ilgisi olmayanı, enfeksiyoncu, halk sağlıkçı gibi birisi değilse o insanların aşıyla ilgili söylediklerinin doğru olma şansının çok düşük olduğunu topluma bir türlü anlatamıyoruz. Şimdi bakın, burada bu hiç anormal bir şey değil. Bu iş böyledir. Yani ben 100'ün üzerinde aşı çalışması yaptım Türkiye'de ve hepsinde ancak aşı çalışma bitti. Ben firmadan özellikle istedim. Bütün prosedürler yerine getirildi ve hepsini çocuklarımın yaşına uygunsa çocuklarıma, bana uygunsa bana hepsini yaptırdım ama çalışma sırasında ya şuradan bir tane de alayım içinden. Ben yapayım diyemezsiniz. Hepsinin tabii numarası vardır. Yani Uğur Bey'in de aşı olmaması gayet doğal bir olay zaten. Pfizer'in Seoul'su da olmamıştır. Söyleyeyim. Peki. Hocam peki Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız olacak mı diye sorayım Çin aşısını. Tabii. Çünkü siz geçtiğimiz günlerde bir grip aşısı oldum dediniz. Tabii ki herkes duymuyoruz artık, uydurmaya başladık. Grip aşısına acaba hocamız koronavirüs aşısı mı oldu falan diye de konuşmalar olmuştu. Grip aşısı oldunuz. Evet. Peki muhtemel gelecek olan Çin aşısını Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız olacak mı? Tabii şöyle söyleyelim. Şimdi biz hep diyoruz ki ya toplumu doğru bilgilendirelim. Topluma işte aşıyla ilgili ciddi bir kararsızlık var. İnsanların kafası karışık. Yanlış bilgi vermeyelim. Mesela biz Çin aşısını daha güvenli diye seçtik derseniz o zaman yarın bir yandan da açıklıyoruz. Diyoruz ki işte 10 milyon doz getirmeye uğraşıyoruz. 25 milyon işte Pfizer'den aşı getirmeye uğraşıyoruz. Peki yarın bu aşı getirdiğimizde insanları nasıl ikna edeceğiz? Madem ki güvenli bir aşı değil. Şimdi bunlar doğru değil bir defa ama iş aşının gelip yapılmasına başladığı anda en ön sırada kendimiz olacağız. Doğru hocam. Çünkü, kesinlikle. Tabii şöyle düşünün, şöyle düşünelim. Diyelim ki bu aşı işte %95 değil de işte BioNTech Pfizer'in aşısı gibi %60 etkili. Evet. Şimdi %60 etki bile son derece önemli. Hocam çünkü bu zamana kadar belirlenen, yapılmış olan aşıların çoğunda etkinlik oranı zaten %50-%60'larda dendiği zaman okey tamam bu yeterince etkili diyordunuz siz demiştiniz. Tabii aynen öyle. Yani bu işte biraz mRNA aşılarında bizim de beklemediğimiz yüksek bir oran çıktı. Evet, evet. Yoksa tabii ki yani %50 bile etkili olsa aşılanırım. Tabii, tabii. İki nedenle. Bir %50 bile sağlığımı korumak benim için son derece önemlidir.
Çünkü hastalık kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, öldürebiliyor. İkincisi de toplumsal sorumluluk açısından. Yani ben mesela diyoruz ki toplumun en az %60'ı aşıyla bağışık hale gelmeden, ki bu yanlış anlaşılıyor, toplumun %60'ının aşılanması değil, hayır. Siz en az %70-80 aşılayacaksınız ki %60 bağışıklık sağlayasınız. Bu beladan kurtulamayacağız diyoruz. Evet. O halde tartışsak da, evet, bu aşıyla ilgili kafamızda bazı şüphe, güvenliğinden hiçbir endişemiz yok. Hepimiz aşılanacağız. Hatta evet, bunun için en çok uygulanan yöntem şudur, Hakk'ın kafasındaki soruları gidermenin. Önce devleti idare edenler, evet, sonra halkın güvendiği bilim insanları, sanatçılar, evet, işte şeyler, sporcular, toplum liderleri, önce örnek olacak kişiler. Toplum basın önünde aşılanmaları çok etkili olacak. Çok etkili, evet, olacak. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili açıklaması var. Hemen onu dinleyelim kısacık hocam, buyurun. Şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Hele hele COVID noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasından bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır. Evet, Cumhurbaşkanımızın açıklaması böyle, evet, hocam. Aynı zamanda Amerika'nın eski başkanlarından da korona aşısı açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanları Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton COVID-19'a karşı Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'nin FDA onayladığı aşıyı kamera karşısında yine onlar da yaptıracaklarını belirtti. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Bunlar önemli. Bunlar dediniz çok az önemli. Önce. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da son derece önemli. Çünkü onların açıklamaları bizimki gibi değil, son derece etkili oluyor. Yani biz bunu daha önce de yaşadık. Mesela 1960'larda bu çocuk felci salgını var. Çok sayıda insan ölüyor. Evet. Ve ilk defa bir aşı çıkıyor çocuk felcine. Ve o dönemde şey yok. Yani interneti bırakın ve canlı televizyon yayınları falan yok. İşte devlet başkanı başta olmak üzere bütün işte Elvis Presley'in, Ben de Var resimleri mesela, Doris Day'in falan, işte ünlü halkın sevdiği sanatçıların, sporcuların aşılanırken resimleri çekiliyor ve bütün Amerika'da sokaklarda, ağaçlara, binaların üzerine falan asılıyor insanların şu kafasındaki karışıklıklar giderilsin, herkes aşılansın diye. Evet, ben de örnek olmaya hazırım, evet, inşallah. O günleri de hep birlikte İnşallah. Göreceğiz hocam. Tabii. Şimdi hocam az sonra hafız ve televizyon programcısı sunucusu, program sunucusu sevgili Fatih Savaş hocamız bizlerle beraber olacak. Kendisiyle Diyanet İşleri'nden bir açıklama geldi biliyorsunuz. Bakanlığımızın cuma namazı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirmesi üzerine kendisine bir bağlantımız olacak. Ama ondan, evet, önce hocam hep böyle aşı acaba yan etkisi olacak mı? Ne kadar riske etkiler, ne kadar üzerimizde farklı olacak, her insanda değişir mi falan filan diye biz böyle yan etkilerini düşünürken bazı aşı firmaları kar güdümlü acaba olası yan etkileri gizliyorlar mı diye bir kafamızda yine soru işareti oluştu. Bence bu süreçte bunların oluşması çok çok normal diye, evet, düşünüyorum. Cep telefonunuza gelebilecek aşı randevu oluşturma mesajınızı kesinlikle açmayın diye bir uyarı da geldi aynı zamanda. Dolandırıcılıkta söyleyemiyorum, dilim dolandı. Yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor böyle zor dönemlerde olsa bile. Depremde battaniyeleri çalanlar bunu yapmış çok değil tabii. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu tip şeyler bilimsel dünyada ve de hukuk sisteminde çok büyük suçlardır. Yani olan yan etkileri gizlemek, değiştirmek, manipüle etmek bunlar, evet, çok büyük suçtur. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Zaten onun için çok böyle kontrollü bir sistem olması lazım. Doğru. Mesela Amerika'da işte şirket var. Şirketin üzerinde FDA var. FDA bir bağımsız bir bilim kurulu atıyor. Denetleme kurulu. Onlar FDA'den de bağımsız denetliyorlar. Hı hı. Bu denetleme sistemleri iyi kurulmazsa kötü niyetli insanlar yapabilir ama bu tabii dediğim gibi yani en ağır suçlardan biri.
Kesinlikle. Hocam sizi birazcık dinlendireceğim. Bu sırada tabii. Hafız ve TV program sunucusu Fatih Savaş hocam şu anda canlı yayınımızda. Günaydın hocam, ben hoş geldiniz yayınımıza. Fatih Bey'e bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki hocam, buyurun. Buyurun ben, hocam. Ben sürekli Diyanet işte bu özellikle aşı kararsızlığının giderilmesinde devreye girmelidir. İşte aşıyla ilgili güven oluşturmalıdır dedikçe farklı gruplar işte ne alakası var falan diyor ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü halka mesajların ulaştırılmasında daha önce de biz salgınlarda Diyanet'le işbirliği yaptık ve çok da etkisini gördük. Bununla ilgili de eğer birkaç şey söyleyebilirse sevinirim. Sağ ol. Buyurun Fatih Hocam. Günaydın, hayırlı yayınlar günaydın, diliyorum. Günaydın, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çağla Hanım, öncelikle 501. programınız hayırlara vesile olsun. Hocam, geçen cuma itibariyle 500, nice 500'ler olsun. Çok çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Buradan Mehmet Ceyhan Hocama da saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bilgiler sunuyor. Bu pandemi sürecinde en önemsediğim hocalarımızdan bir tanesidir. İyi ki var gerçekten, evet. Çok kıymetli. Aynen. Tüm Allah hocalarımız olsun. Olduğu gibi. Hocam, Mehmet Ceyhan aynen. Hocamızın sorduğu soruya yönelik yorumunuzu az sonra alacağım ama Diyanet'ten gelen Cuma namazı açıklamasına ben arkasına ekleyeyim. Sonra zaten size bırakacağım tabii. Sözü. Diyanet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada koronavirüs salgını hatırlatılarak meşru bir mazeretin varlığı Cuma namazının farziyetini düşürmektedir denildi. Açıklamada salgın hastalıkta kişiye Cuma'nın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır ifadelerine de yer verildi aynı zamanda. Buyurun hocam. Evet. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu süreçte gerçek manada camilerimiz güzel bir sınav verdi. Yani tedbirlere riayet etmek suretiyle insanlarımız ibadetlerini yaptı. Bu süreçte bu parantezi açıp camilerdeki cemaate bir teşekkür etmem lazım. Ancak evet. Biraz önce Mehmet Ceyhan hocamızın da ifade ettiği üzere 20 kişiden birisi koronavirüslü dedi. Gerçekten çok net bir ifade bu. Hiçbirimiz taşıdığımızın farkında bile değiliz. Bu noktada çok hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetvanın başlangıç cümlesi çok önemli. Evet. Çağla Hanım, dilerseniz buradan başlamak istiyorum. Buyurun. Hatta metin de önümde. Diyor ki, İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir. Şimdi burada parantez açacağım bir husus şu. Biz sağlığı çok önemsememiz lazım. İslam dininin sağlığa verdiği önemi görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz çok önemli bir ifadede bulunmuş. Demiş ki iki şey vardır ki insanların çoğu bu iki şey noktasında aldanmıştır. Birincisi sağlık, ikincisi boş vakit. Bu noktada yine Peygamber Efendimizin beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil diyor ve beş maddeyi sıralarken bir tanesi de şu. Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bil. Yani bu beden bize Allah'ın bir emanetidir. Buna gerçek manada had safhada çok azami derecede bakmamız lazım. Emanettir. Emaneti ihanet etmek bize yaraşmaz. Öncelikle sağlık vurgusunu böyle yapmam lazım. Sağlık çok önemli. Şimdi burada siz ifade ettiniz metni okurken. Evet. Meşru bir mazeret. Nedir mesela? Hastalık. Neler olabilir bu meşru yağış. Mazeretler? Mesela hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalıklar da kişinin cuma namazı kılmasına gerekmiyor. Yani cuma farziyeti kişiden düşer. Anladım. Allah niçin bu cuma namazını kılmadın diye bize hesap sormayacak. Anladım. Şimdi bu noktada fetva böyle. Yani tam anlamıyla hiç kimse cuma namazına gitmesin anlamı çıkmaz buradan. Yani ama, aksine acaba gitmek hani bu anlattıklarınızdan sonra aksine cuma namazına gitmeye devam etmek vebal olur mu? Ya da işte günah olur mu? Çünkü bulaştırma hemen, riskimiz var bir sürü insana. İnsanların sağlığıyla oynama riskimiz var. Valla esasında ben Mehmet Ceyhan hocamın 20 kişiden bir tanesi şu anda koronavirüs dedi ya. Evet. Bu nokta itibariyle gerçekten camilerimizin ben de tahmin ediyorum zannımca, kanaatimce bu hafta veya öbür hafta, önümüzdeki hafta tekrar pandeminin ilk sürecinde olduğu gibi camilerin kapanacağı noktasında bir kanaatim var. Evet. Ama bu noktada mesela bulaş riski olanlar, işte kronik hasta olanlar, evinde kendisini izole edenler,
Bunlar zaten dışarı, bırakın camiye gitmeyi, dışarı çıkmaması tabii, lazım. Tabii ki. Ama kendisini bir insan iyi hissediyor, sıkıntısı yok ama hı, evde hiç dışarı çıkmıyor, çok hassas. Hı hı. İkilemde kalmış, hı, cumaya gitsem acaba bir bulaş verir miyim, alır mıyım endişesi varsa en azından bu Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetva onları rahatlatıcı evet, evet, bir şekilde evet, düşünmek lazım. Yani şunu aslında ikinci bir açıklamaya kadar cuma namazı şu anda kılınmayacak da diyebiliyor muyuz? Yani ben şu anda bu ifadede, bu ifadelerden, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu bu beyanattan, evet, fetvadan yakın bir zamanda tekrar kapanacağı noktasında zannım, kanaatim. Kanaatiniz. Bir alıştırma gibi. Peki Fatih Hocam, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hocam, sizin de eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Sözü size bırakıyorum. Mehmet Ceyhan Hocama tekrar saygılar sunuyorum. Yani Diyanet mensubu değilim ama televizyon programcısıyım. Sizin gibi ben de Fox TV'de cuma sabahları saat 7'de program sunuyorum. Ve dolayısıyla ben de Diyanet İşleri Başkanımızı gördüğüm ilk fırsatta, hatta buradan da ifade ediyorum, bu noktada Mehmet Ceyhan Hocamızın bu vermiş olduğu önemli bilgiyi bence bir irdelemeliler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mehmet Hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sağlıklar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Fatih Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Biz az sonra Çağlar'la Yeni Bir Gün stüdyosunda uzman diyetisyen sevgili Selahattin Dönmez hocamızı ağırlayacağız. Ve virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 5 doğal formülümüz var. Kendisi o formülleri yapacak. Aynı zamanda korona günlerinde çinko bakımından zayıf beslenmek zatürre oranını arttırıyor mu? Soruların yanıtını da alacağız. Kısa bir ara. Aradan sonra buradayız. Evet, Çağlay'la Yeni Bir Gün devam ediyor. Uzman diyetisyen sevgili Selahattin Dönmez'le birlikteyiz. Hoş geldin. Nasılsın? Çift maskenle geldin evet, bugün. Evet, günaydın. Zaten biliyorsun dünyada her yerde maske, mesafe, hijyen. Evet. Bence bir de buna kamu spotlarında iyi beslenme. İyi beslenme kesinlikle ekleyelim. Muhakkak eklemek zorundayız. Çünkü artık bireyler sadece hastalığın tedavisine yoğunlaştılar. Odaklandılar. Fakat korunma ve ayrıyeten hastalandıktan sonra bunun hafif geçmesi için bizim iyi beslenmemiz şart. Çok, i̇yi beslenmez isek gerçekten ağır geçirmenin büyük bir oranı iyi beslenemeyenler ve bağışıklık sistemleri tamamen düşük olanlar, açık olanlar diyebiliriz. Güçlü tutmak için şimdi sevgili Selahattin Dönmez'in çok güzel 5 tane tarifi olacak. Tariflerin içeriğini zaten bize anlatacak. İlk tarifimiz C vitaminli propolis. Şimdi öncelikle bu tarifi anlatalım, sonra içeriğinden de birazcık bahsedelim. Şimdi neden yiyecekler çok önemli? Özellikle belirli mevsimde olan, bu mevsimde tüketeceğimiz C vitamininden zengin besinler aslında bizi soğuk algınlığından koruyacak. Tabii normalde öyleydik. Gripin şiddetini azaltacak. Evet. Şunun altını çizelim. Spesifik tek bir yiyecek ve spesifik tek bir vitamin ya da mineral koronaya karşı bizi asla korumaz. Korumaz. Ancak beslenmemiz bizim neyi sağlıyor? Bir, dalak, kemik iliği, timus'taki bağışıklık hücrelerinin sentezlenmesine. Ayrıyeten bağırsaklarda lenfoid doku var burada ve bağışıklık sisteminin %70 hücreleri buralarda ne yapıyor? Hareketleniyor. Ve vücudumuzun bunu tanıması, T ve B hücreleri. İşte T hücrelerinin önemi şu anda koronavirüste çok daha önemli olmaya başladı. Evet, doğru. Ne kadar iyi T hücresi ve B hücresi varsa bağışıklığımız daha kuvvetli oluyor. O yüzden C vitamininden zengin beslenmek, B6 vitamini, birazdan değineceğiz, çinko çok önemli. Evet. Bunların dışında spesifik iki tane besinden bahsediliyor Çağla. Hı hı. Nedir? Bir tanesi lahana. Lahana turşusu, turşu formunda. Bir tanesi de propolis. Neden olduğunu da açıklayalım. Açıklayalım. Ancak şunu unutmayalım. Hiçbir yiyecek tek başına koronavirüse karşı bizi korumaz. Ama genel beslenmemiz, doğru beslenmemiz ve sağlıklı beslenmemiz bağışıklık sisteminin yüksek tutulmasını sağlar. Hemen tarifi verelim. C vitaminini ben propolis tarifinde. Şimdi bizim bu dönemde C vitamininden zengin ne var? Aslında biliyoruz ki C vitamininden karnabahar çok zengin. Hı hı. Yeşil biber çok zengin. Doğru. Kuşburnu çayı C vitamininden değil mi? Doping. Evet. Mesela sabah akşam birer bardak kuşburnu çayı içseler. Ayrıyeten evet, maydanoz, yeşil biber, bunlar C vitamininden zengin. Bir de ne var? Domates, bunun dışında turunçgiller dediğimiz greyfurttan tut, portakal, limon vesaire. Yüzden, şimdi bunda böyle özel bir karışım yaptın sen var, değil mi bize? Bağışıklığımız ekonomik, korumaya yardımcı. Manavdan rahatlıkla alabiliriz. Her evet, evde bulunan şeyler. Evet. Bir tane portakalı sıkalım. Evet. Bir daha portakal daha evet, fazlası değil. Bir ya da iki tane mandalina sıkalım. Hı hı.
Sonra bunları bir bardağa koyalım. Limon, taze limon suyu, yarım ya da bir tane koyabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı ya da bir saşe diyebiliriz propolis. Fakat propolisin her zaman altını çiziyorum. En önemli özelliği saf, su bazlı ve fiziksel yöntemlerle etken maddesi yüksek olan bir saşe koyuyoruz. Ben bir de zencefili çok severim. Zencefili... Çok özür dilerim. Oraya gelmeden önce propolisle ilgili şunu sormak istiyorum. Virüslerin, aslında genel virüslerin hücreye tutunmasını engelleyen bir faktör olduğu söyleniyor. Çok doğru. Doğru değil mi? Şöyle biliyorsunuz aslında dünyanın her yerinde pandemi yapan birçok parazit, bakteri, virüsler var. Vardı. Var. Vebadan tutun sıtmaya kadar. Bunlar nasıl kontrol altına alındı? Bunların aşıları bulunarak kontrol altına alındı. Eğer öyle olmamış olsaydı ne olacaktı? İnsanlar sakat kalacaklardı ya da çocuklar öleceklerdi kızamık kızamıkçık gibi. Hı hı. Fakat bazı bu gördüğümüz virüsün en önemli özelliği epitel dokuda ACE2 reseptörlerine bağlanması. Evet, evet. Şimdi doğal bir madde var propolis. Bu hücrelerde virüslerin epitel hücrelerin içerisine girmesini engelleyerek ACE2 reseptörlerine bağlanma kabiliyetlerini düşürüyor. Düşürüyor. Ki zaten bizim derdimiz de orayla baktığımız zaman. Propolis ile C vitamini yan yana geldiği zaman nasıl bir etki oluşturuyor? Ben mesela sabahları öyle içiyorum. C vitamini içerisinde propolis damlatık içiyorum. Şöyle daha çok bağışıklık sistemi için korunmada değil, tedavide. Mesela diyelim ki biz virüsü almış olabiliriz. Evet. Virüsü aldıysak ne olacaktır? Asemptomatiksek yayacağız. Evet. Yaymayı engellemek açısından da propolis etkili olduğu düşünülüyor şu anda. Hmm. Mesela çinko, siz eğer çinkodan zengin beslenirseniz ki biz ne diyoruz? Süt ve süt ürünlerimizi gün içinde tüketelim. Tabii. Et ve et ürünlerimiz muhakkak bir denge içerisinde olsun. Taze sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, Anadolu'nun yiyecekleri, tarhanamızı, bulgurumuzu, buğdayımızı koyalım. Evet, çünkü selenyumdan zengin. Hepsi bir arada aslında en güzel etkiyi yaratıyor. Doğru. Ancak siz bazı yiyecekleri bir arada tükettiğinizde ise daha güzel sizi bulaştırıcı yeteneğinizi azaltıyor. Azaltıyor. Yani işte şu kombinasyona hemen geçelim dilersen. Bir adet saşe propolis dedi. Bir adet portakal, bir adet mandalina bir adet tane limon, ve birazcık bir tatlı kaşığı da taze rendelenmiş zencefil katıp tüketiyoruz. Çok güzel. Bu bizim bir kere boğaz enfeksiyonlarından korunmamızı sağlayacak. Çünkü biliyorsun virüs ağza, buruna geldiğinde ne yapacaktır? Orada yayılmaya başlayacak. Bazı küçük olaylar, mesela tuzlu gargara yapmak, hani ilk başlarda böyle herkes hayır demişti. Falan demişti. Yapabiliriz. Niçin? Bunlar bizim virüslerin açık olan yerden girmesini engellemesi açısından nedir? Evet. Aseptik özellikleri var. Fakat şunu söylüyoruz. Mucize gibi düşünüp de koronavirüsten korunacağız değil. Koronavirüsten korunmanın tek olayı maske, mesafe hijyen. Evet, artı ben buna bir de beslenmeci olarak iyi beslenmenin mutlaka kamu spotlarında konulması gerektiğine inanıyorum. İkincisine geçelim dilersen. Lahana turşulu bir bağışıklık salatamız var. Yine bu dönemlerde yapabileceğimiz bir kombinasyon. Çok ona kolay geçelim. Şimdi lahana turşusunu ben özellikle koydum. Lahana turşusu bağırsaklarda gerçekten fermente bir besin. Şöyle diyorlar. Yine bir NRF2 dediğimiz özel bir sinyal yolak var. Bir metabolik yol var. Bu yol eğer aktif olursa viral olaylarda bu sitokin fırtınası, onun dışında bahsettiğimiz koagülasyon yani pıhtı oluşumu çok artıyor. Hı hı. Şimdi tabii ki elbette bir lahanayla bunların hepsi çözülmüyor. Ancak biz düzenli olarak fermente bir bizim turşumuzu düzenli tükettiğimizde, yoğurdumuzu yediğimizde, tarhanamızı tükettiğimizde bağırsak çok güçlü bağışıklık modülasyonu sağlıyor. Ve bu açıdan baktığımızda salatalarımızı yaparken gerçekten bağışıklığı güçlendirecek olan yiyecekleri ön plana çıkartmamız önemli. O yüzden ben lahanalı yaptım bunlardan bu turşuyu. Bunlardan bir karışım yaptım. Şöyle bir orta boy domates, bir tane közlenmiş biber lezzet versin. Çiğ biber de koyabiliriz. Bir tane yeşil biber. Bakın burada A vitamininden zengin, C vitamininden zengin göreceğiz. Turp muhteşem bir C vitamini kaynağı. Bir adet rendelenmiş turbumuz var. Turp. İnce maydanoz, kıyılmış beyaz lahana ve kırmızı lahana turşusu var. Karışımı var. Ve bir yemek kaşığı da zeytinyağı var. Olacak. Burada da E vitamini yüksek. Bakın, burada da birçok şeyi faydalı şeyi yan yana yan getirdik yana koyuyoruz. Aslında. Çünkü A vitamini, D vitamini, E vitamini, C vitamini, B6, folik asit, B12 bunları bir arada aldığınızda bağışıklık sisteminiz çok yüksek çalışıyor. Ayrıyeten selenyum, çinko ve bakır dediğimiz 3 tane minerali de zengin olan yiyeceklerini koyarsak birazdan onları sıralayacağız. Evet. Zaten biz burada bağışıklık sistemimizi üst düzeyde tutuyoruz demektir. Bak Çağla, 100 kişiden 74'ü asemptomatik. Maalesef.
Bu geri kalan 26'nın %84'ü hafif geçiriyor ise burada bir temelde bir olay var demektir. Nedir bu olay? Kesinlikle bağışıklık sisteminin güçlü çalışması. Güçlü çalışması değil mi? Hem doğuştan olan bağışıklığımız hem sonradan kazanılmış bağışıklığımız. Şimdi bir haberimiz var. Bu vitaminleri sürekli konuşuyoruz. C vitamini, evet. D vitamini öneminden bahsediyoruz ama çinko koronavirüse karşı etkili mi? Profesör Doktor Osman Erk hocamızın bir açıklaması var. Kendisi diyor ki New York'ta korona hastalarına günde 50 mg çinko veriliyor. Çinko alan grupta ölüm %49 daha az. Solunum cihazına bağlanma durumu ise %44 daha az olarak bulundu. Çinko kuzey eti, hindi eti, dana ciğeri, yulaf ezmesi ve tam tahıllarda var açıklamasında bulundu. Çok doğru. Şöyle 50 mg biraz yüksek bir değer. Literatürde şöyle söylüyor. 40 mg kadar olan aslında çok doğru. Dışarıdan destek olarak. Çinko tartışmalı bir mineral değil. Viral enfeksiyonlara karşı koruyucu. Viral enfeksiyonların tedavisinde etkili. Ve ayrıyeten çinko bulaştırıcılığı da önleyebilen bir şeye sahip, öneme sahip. Evet. O nedenle çinkodan zengin olan besinler aslında tam tahıllar. Kuru yemişlerde çinko miktarı yüksektir. Kırmızı et de tabii ki çinko tarifimiz çok fazla var. Bunun dışında ben bir tane bir cacık tarifi geliştirdim. Kendim uyguluyorum bunları. Mesela Ruş Eğim'li kuru yemişli cacık. Cacık çok güzel geldi galiba ekranlara evet, da. Ruş Eğim hem çinkodan zengindir hem ayrıyeten E vitamininden zengindir. Bakın süzme yoğurdumuz bizim Anadolu'nun çok güzel yoğurdu. 4 kaşık süzme yoğurdunu bir kaseye koysunlar. 2 kaşık suyla biraz sulandırsınlar. İçerisine bir tatlı kaşığı buğday rüşeğini, 2 diş ezilmiş sarımsak, devam edelim. Bir avuç ince kıyılmış maydanoz, bir tatlı kaşığı ay çekirdeği, bir tatlı kaşığı kabak çekirdeği. Karıştırın koydum. Bunu. Ayrıyeten haftada... Ne deposu oldu bu şimdi bu yaptığımız? Bunun içerisinde çinko, E vitamini çok fazla, ayrıyeten fermente bir yiyecek olan yoğurdumuz. Ve bu bizim bağışıklık sistemimizde pratik. Evet. Hani kafamda düşünüyorsun, diyorsun ne yiyeceğim, ki... Ne yiyeceğim, evet, neyi neyle yan yana getireceğim sorusu. Diyorsun. Aslında gün içerisinde bunları siz ayrı ayrı da yiyebilirsiniz. Yoğurdunuzu tabii, yersiniz. Tabii. Bir avuç çekirdeğini tüketirsin. Ama şimdi bak çok lezzetli. Hepsini bir arada alıyorsun. Yanına bir etini ye ya da kuru baklagilini ye. Muhteşem bir etkisi var diyebiliriz. Bir de buğdaylı bağışıklık salatamız var. Yine bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olacak bir salata. Bence bu kombinasyon da gerçekten çok çok güzel. Ona güzel. Geçelim dilersen. Seve seve. Şimdi yine var. Burada çok önemli olan B6 vitamini çok yüksek burada var. Folik asit çok yüksek var ve bu bizim yine T hücrelerinin, B hücrelerinin çok fazla ne yapılmasını sağlıyor? Üretilmesini sağlıyor. Hemen söyleyelim. Bir orta boy rendelenmiş pancarı bir kasenin içerisine koyalım. Yine bir tane közlenmiş biber. Evet. 2 yemek kaşığı haşlanmış buğday. 1 yemek kaşığı kırılmış ceviz. Ceviz koyuyoruz içine. 1 yemek kaşığı taze peynir istediğimizi koyabiliriz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve dereotu. Ve bakalım burada baharatları kullandım ben. Zerdeçal, pul biber ve karabiber. Bunları bir arada harmanlayın. Yine güzel bir yemeğinizin yanında çok güzel bir salata. Doyurucu, bağışıklık sistemini maksimum arttırıcı bir salata bir diyebiliriz. Bir salata oldu. Çok güzel. Bunları herhangi bir öğünde tüketebiliriz değil mi? Herhangi özellikle bir öğünde. Özellikle bu propoliste olanı belki sabah tüketebiliriz. Sonraki salatalarımızı gün içerisinde yiyebiliriz. Gün içinde yiyebiliriz evet. Ne içeceğiz peki? Hangi bitki çayını içerim? Neden içerim diye soracak olursanız gene yolumuz, kapımız aslında C vitaminine çıkıyor. Ve çıkıyor. Az önce söylediğin gibi bir kuşburnu çayı tarifimiz var öyle değil çok mi? Çok lezzetli. Kuşburnunu istersek böyle top top alabiliriz ya da poşette. 5 dakika ya da 8 dakika sıcak bir suyun içerisine demleyelim. Bir tatlı kaşığı bal, bir tane rulo tarçın ve yarım limon dilimiyle demledikten sonra süzelim. Günde 2 kere içsinler izleyicilerimiz çayımızı. Bu çayı. Bir sabah kahvaltınızın yanında bir de akşamleyin yemeğinizin ardından tüketirseniz birçok vitamini ve minerali güvenli olarak almış olursunuz. Son bir şey daha söyleyelim isterseniz. Tabii. Biz peki vitamin mineral kullanacak mıyız? Bakın uyarmak işte istiyorum. Tam olarak onu soracaktım. Tamam. Sabah akşam kuşburnu çayı mı içtim? Yeterli C vitamini aldım mı? Az önce yaptığım profilisli C vitamini aldık tarifi bunlardan. Tükettim. Şimdi ben bir de ekstra olarak takviye almalı mıyım Hayır. sorusu. Hiç almamalıyız. Bakın özellikle yüksek doz, mega doz kullanılacak. Mesela diyelim ki bizim günlük 400 ile 800 mikrogram D vitamini ya da maksimum 1000 internasyonel ünit genelde D vitamini kullanmak bağışıklık sistemimiz için destekleyici. Çünkü şu anda biliyorsunuz hiçbir yerde D vitamini tahlili yapamıyoruz. Evet, yapamadığımız evet. için de insanlar 10 damla, 20 damla D vitaminleri kullanıyorlar evet, yüksek evet, dozda. Evet, şimdi evet. bakın, COVID-19'un en önemli sorunu lökopeni, trombositopeni, koagülasyon kanın pıhtılaşması, stokin fırtınası. Doğru. Siz yüksek doz vitamin aldığınız zaman bunları tetiklersiniz. Ayrıyeten mesela omega 3 klinik sorunu olanlar için
pıhtılaşmayı sağlayıcı yararlı etki gösterirken hı hı. fazla aldığın zaman çok ciddi bir hastalık seyrini bozuyor. Evet. O yüzden mega dozlar yasak. Evet, sadece evet. klinik çalışmalarla düşük dozlarda kadın evet. ve erkeğe uygun olan vitaminler kullanmak yeterli. Hastalığı olanlarda önerilen tedavi protokolünün dışına çıkmaması gerekiyor. Bunlar tamamen yardımcı olacak besinler ve tarifler diyebiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Selahattin Ömez hocamıza bir alkış rica ediyorum. Çok sağ olun. Ve hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Kadın hastalıkları uzmanı ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Bülent Tıraş hocamız geliyor. Stüdyomuz artık o kadar azaldı ki 3-5 kişi. Ben alkışlayayım hocama. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi aşı tabii ki gündemde. Özellikle evet. de şu soru akıllarımıza geliyor. Covid aşısı, tüp bebek tedavisi, gebelikte veya gebelik sonrasında herhangi bir olumsuz etkisi var mıdır? Şimdi tabii çok değişik aşılar var. Ben konunun uzmanı değilim. Ama aşının en azından bizim tüp bebek tedavilerinde bir etkisi olmadığını düşünüyoruz. Herhangi bir şekilde bir etkisi olmaz. Tabii şimdi gebeler vesaire konusu normalde bakıldığı zaman kişinin COVID geçirmesindense COVID aşısı olması herhalde daha mantıklı gibi görünüyor. Ama tabii bunu ilerleyen zamanlarda ancak görebileceğiz değil mi? Tabii. Peki hocam, bilim dünyası tabii COVID için şu anda çare arıyor ama aynı zamanda bebek sahibi olmak isteyen aileler için de çalışmalar devam ediyor. Ancak bu çalışmalar sırasında yıllardır doğru bilinen bir konunun yanlış olabileceği ortaya çıkmış. Bu konuda anladığım kadarıyla erkek kısırlığında yoğunlaşmış. Nedir hocam bu? Bilinen? Şimdi biraz şöyle oldu. Bizim geçmişte hep şöyle düşünüyordu. Esas ana faktör yumurtadır. Yani %80 oranında embriyonun gelişiminden yumurta sorumludur. İşte sperm ve hani rahimin etkisi %20 civarında falan diye düşünülüyordu. Ama şimdi şuna bakıyoruz. Yani biz kendi yaptığımız çalışmalarda da şunu görüyoruz. Hiçbir zaman mesela sperm iyi olmadığı zaman, sperm kalitesi düştüğü zaman hiçbir şekilde güzel bir embriyo elde edemiyorsunuz. Dolayısıyla hani spermlerin kalitesinin aslında önemi sorgulanması. De çok büyük, yani evet, yani kişinin mesela aslında bakıyorsunuz spermiyogramı normal. Şimdi hareketleri güzel gözüküyor. Morfoloji, şekil son olarak zamanlarda tamam. Evet. Tamam, ama hani o da önem kazanmaya başladı. Ama şimdi bir bakıyorsunuz sperm DNA hasarı diye bir şey çıktı. Spermlerin bir DNA hasarına bakıyorsunuz çok yüksek. Normali %15'e kadar. Şimdi sperm DNA hasarı yüksek olduğu zaman o zaman iyi bir embriyo gelişimi elde edemiyorsunuz. Ya da embriyolar 5. güne gelmiyorlar. Yani 3. günde evet 3. günde takılıp kalıyorlar. DNA hasarlarının olması ya da erkekliğin erkek tarafından kısırlığın son dönemlerde artmasının sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani tabii birçok sebebi var esasında. Bir hani doğuştan gelen sebepler var, genetik sebepler var, çocuklukta geçirilen hastalıklar var. Ama son zamanlarda tabii hava kirliliği, çevre kirliliği, çünkü spermler çok hassas. Yani etkileniyor mu hocam beslenmeden? Çok. İşte yanlış. Mesela obezite, eskiden hani biz obezitenin erkekte bu kadar sperm bozukluğuna neden olduğunu bilmiyorduk. Şimdi öyle bir hani görüyoruz ki evet, mesela kişi obez gidiyor, tüp mide ameliyatı oluyor, çok ciddi bir şekilde kilo veriyor. Hiç menide mesela sperm yokken, azospermiyken bir anda menide sperm çıkmaya başlıyor ya da sperm kalitesi düzeliyor. O kadar yani çok ciddi yani, şekilde etkili. Tabii sigara, alkol, onlar diğer tabii ajanlar. Tabii olumsuz etkiler tabii. Yine aynı zamanda. Erkeklerin baba olma şansını arttıran son yöntemler hakkında o zaman sizden birazcık bilgi alalım hocam. Tabii tabii, memnuniyetle. Şimdi tabii biz son zamanlarda şuna bakıyoruz. Yani acaba mesela azospermi dedik, hiç menide sperm yok. Bunlara ne yapılıyordu? Mikrotese dediğimiz bir işlemle, yani küçük bir cerrahi işlemle testislerden sperm alınıp sperm bulunmaya çalışılıyordu. Ama peki sperm çıkmazsa ne olacak? Şimdi o zaman işte çeşitli tedaviler, ama hani ikinci bir dahaki uygulamada bir daha yapalım mikroteseyi, bir 6 ay geçsin. Sperm bulunma oranı %5'lerde. Şimdi acaba biz bir şekilde testisleri uyarabilir miyiz? Bunlardan bir tanesi işte bizim bu geliştirdiğimiz plazma tedavisi dediğimiz tedaviyle acaba
biz testislerden sperm elde edebilir miyiz? Ya da mesela Rosie tekniği diye bir teknik var. İkinci bir teknik. Rosie tekniği de şu şekilde. Bu spermin üretim aşamaları var. 4 aşamadan geçiyorlar. Mesela sperm geliyor, ikinci aşamada takılıp kalıyor. Acaba şimdi biz bu ikinci aşamadaki yuvarlak spermleri, yani henüz daha olgunlaşmamış bebek sperm diyelim, bebek spermleri kullanabilir miyiz? Rosie tekniği son zamanlarda Japonya'da bir bilim adamının geliştirdiği, özellikle aslında eskiden beri kullanılan bir teknik ama bir hücreye aynı zamanda bir elektrik, piezo elektrik dediğimiz çok düşük dozlarda elektrik verilerek yumurtaya bu spermlerin yumurtayı döllemesi sağlandı. Henüz gebelik oranları oldukça düşük. Yani çok hani yüksek bir gebelik oranı yok ama şimdi bakıyorsunuz menide olgun sperm yok. O zaman ne yapacaksınız? Yani bu yöntemlerden birini kullanmanız lazım. Yani. Ya plazma kullanacaksınız, ya Rosie kullanacaksınız, ya da yeni teknikler gelişecek. Sizce hangisi kök hücre, şu anda uygulanması gereken gibi. Yöntem mesela? Yani şimdi bizim yaptığımız çalışmanın da gebelik oranları fena gitmiyor. Şimdi Rosie'deki gebelik oranları çok yüksek değil. Yani dünyada bildirilen gebelik oranları %12-13'ler civarında. Dolayısıyla hani umuyorum ki bizim çalışmamızın sonuçlarından daha güzel gebelik oranları çıkar. Peki bu infertilite alanında sizin şu anda yürüttüğünüz bu kök hücre çalışmalarından da biraz bahsedelim. Onların etkileri ve başarı oranları ne kadar? Şimdi tabii kök hücre çalışmaları şu şekilde. Sağlık Bakanlığı'nın izniyle, izne tabi. Biz şimdi iki konuda Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldık kök hücre ile ilgili olarak. Bir tanesi yumurtalıklara yapılması ile ilgili. Acaba hani PRP'den daha iyi bir sonuç elde eder miyiz? Uyguladığımız ilk hastalardaki, ilk 3 hastadaki sonuçlar iyi gözüküyor. Yani gerçekten güzel sonuçlar veriyor. İkinci onay aldığımız konu da kadınların rahimlerinde herhangi bir nedenle oluşan yapışıklıklarda özellikle çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Tabii. Özellikle işte kürtaj sonrası ya da yapılan operasyonlar sonrası rahim içinde oluşan yapışıklıkları açıyoruz. Ama bunlar tekrar kapanıyorlar. Özellikle bunlar tekrar kapandığı için yani bir şekilde bunları uyarmak lazım. Ya gene PRP kullanılabilir bu amaçla. Kullandığımız, düzenli belki şekilde, evet, değil mi? Kullandığımız bir grup var ve %50 civarında da başarılı sonuçlar aldık. Çok iyi. Öte yandan işte kök hücreyle ilgili de Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldık. Ona da başlayacağız yakınlarda. Peki birazcık kadınlara dönelim, geri dönelim aslında. Tabii, genç yumurtaların kadınlara sağladığı avantajlar neler hocam? Vallahi tabii bebek sahibi olabilme. Yani en büyük avantajı en büyük avantajı zaten o. De o kolayca gebe kalabilme. Evet. Hani kendiliğinden gebe kalamazsa tüp bebekle hani daha yüksek gebelik şansı. Yani 35 yaşına kadar aslında iyi tüp bebek merkezlerinde %60-65 civarında gebelik elde edebilirler. Ama 35'ten sonra, özellikle 37'den sonra gebelik oranları tüp bebekte bile çok dramatik şekilde düşüyor. 43-44 yani 43'e kadar belki iyi gebelik oranları alınabilir. Bu PRP'den sonra biz şunu gördük. Biraz bu yaş biraz daha ileri gitti. Tabii çok yüksek gebelik oranları yüksek olmamakla birkaç birlikte. Birkaç sene daha kazandırdı bize herhalde, doğru, değil mi? 46. Nasıl yapılıyor mesela? PRP'yi çok merak ediyorlar hocam. Nasıl yapılıyor? Kimlere yapılabiliyor? Etkisi ne kadar oluyor? Aslında çok kolay. Yani kan alıyorsunuz. Bu aldığınız kandaki kırmızı küreleri ve beyaz küreleri saf dışı ediyorsunuz. Platelet dediğimiz hücreler ve serumu yumurtalıklara enjekte ediyorsunuz. Aslında yumurta toplama gibi kolay bir işlem. Birazcık uyuyor kişi ve yumurtalıklarına enjekte ediliyor. Şimdi etki süresinin 7-8 ay olduğunu düşünüyoruz ama en etkili olduğu dönem 2-3 ay. İlk 2-3 ay çok etkili. Yani gerçekten bu dönemde çok güzel yumurtalar elde ediyoruz. Ne gibi etkileri var? Onları da sayalım mı hocam? Hangi durumlarda çok işe yarıyor PRP? Yani aslında tabii esas problem yumurtası çok azalmış veya yumurtası hiç kalmamış kadınlarda etkili. Yani burada yumurtalığın içinden yeni yumurtaların üretilmesi eğer varsa. Eğer varsa uyuyan yumurtaların uyandırılması gibi. Ve dokunun aslında
İşte buna ovarian rejuvenation deniyor. Yani rejuvenation, yenileme, gençleştirme gibi bir anlama sahip. Aslında PRP tıpta uzun yıllardır kullanılıyor da bizim sahaya biraz geç yeni geldi girdi. Belki. Geç ya da yeni girdi de diyebiliriz ya aslında. Yeni yeni deneyim sahibi oluyoruz. Son iki yıldır uyguluyoruz yoğun olarak. Sonuçlar yüzü güldürüyor diyebiliriz aslında. Yani %60-70 civarında başarılı oluyor. Yani 10 kişinin 6'sında 7'sinde başarılı oluyor. Bir de tabii burada şunu gördük biz yaptığımız çalışmalarda. Şimdi değişik konularda da etkisi var PRP'nin. Mesela embriyo kalitesini yükseltebiliyor. Hmm. Daha önce çok kötü embriyo kalitesi oluşmuş kişilerde embriyo kalitesini yükseltebiliyor. Ya da mesela daha önce genetikten normal embriyosu çıkmamış olan kadınlarda da biz bir çalışma yaptık. Bunlarda da gerçekten genetikten normal embriyo çıkmasını sağlıyor. Yani insan şimdi şaşırıyor. Yani bu kadar hani nasıl etkili oluyor yumurta üzerinde. Ama demek ki bu alınan serumun ve plateletlerin doku üzerinde ciddi etkileri var. Evet. Ülkemizdeki şu an tüp bebek tedavisinde dünyaya göre başarı oranı ortalamasını biraz değerlendirebilir misiniz hocam? Yani oldukça iyi diyebilirim. Evet, yani şöyle söyleyeyim size. Ülkemizde aslında tüp bebek tedavisi Avrupa ülkelerinin hemen hemen çoğundan çok çok iyi durumda. Belki Amerika'daki çok iyi tüp bebek merkezleriyle karşılaştırılabilecek seviyede bir gebelik oranımız var Türkiye'de. Süper. Peki hocam, tedavinin önündeki size göre en büyük engeller neler? Yani tabii şimdi öncelikle bence en önemli engellerden bir tanesi psikoloji. Yani kişiler aslında hani tüp bebek tedavisini diyorlar ki hani tüp bebek son çare tüp bebek. Ya da biz işte tüp bebek yapmak istemiyoruz. Halbuki mesela ihtiyaç var tüp bebek tedavisine. Mesela şimdi bir polikistik overli hastayı ele alalım. Yani yıllarca uğraşıyor, yıllarca. Halbuki yumurtlayamıyor. Yani yumurtlama ilaçları kullanıyor, başka şeyler kullanıyor. Bazı kişiler de işte tüp bebek yaptırmak istiyor. Çift. İşte aile, daha gençsiniz diyor. Halbuki tüp bebek ihtiyaçları var. Yani çünkü evet, sperm sayısı düşük ya da sperm yok. Bence en önemli şey bu. İkincisi de herhalde ekonomik. Yani ekonomik olarak aslında işte aslında Sağlık Bakanlığı, daha doğrusu SGK destek veriyor bir miktar. Ama tabii tüp bebek tedavisi neticede çok ucuz bir tedavi olmayabiliyor. Değil, evet. Dolayısıyla biraz da ekonomik, bir de özel sigorta şirketleri kapsamıyorlar. Yani bu da mesela aslında belki teşvik edilmesi gereken bir durum. Yani özel sigorta şirketlerinin de hani bu konuya girmeleri açısından bence. Kesinlikle. İnşallah buradan bir mesaj vermiş oluruz sigorta şirketlerine. Evet. Peki genetik taramın öneminden biraz bahsedelim. Ve tüp bebek tedavisinde hangi çiftleri öneriyorsunuz genetik taramayı ve neden? Şimdi genetik taramanın önemi şu aslında. Doğru embriyoyu bulabilmek. Yani doğru embriyo, rahime tutunabilecek embriyo demek. Şimdi bunu şöyle açıklayalım. Biliyorsunuz mesela Down sendromlu bir çocuk dünyaya gelebiliyor ya da işte genellikle rahim, eğer embriyo sağlıklı değilse, kromozomları eksik ya da fazlaysa, bunu bir şekilde ekarte etmek istiyor. Yani düşürmek istiyor. Düşüklerin aslında genelde %70-80 nedeni genetik bozukluklar. Evet. Şimdi biz ne istiyoruz? Rahime tutunacak doğru embriyoyu bulmak istiyoruz. Bunu şimdi kimlerde yapalım? 37 yaşını geçen kadınlarda. Adaylı çünkü adaylı. İşte kromozom bozuklukları yükseliyor. İki defa veya daha fazla tüp bebek yaptırmış ve başarılı olamayanlarda. İki defa veya daha fazla düşük yapmış olanlarda. Bunu mutlaka yapmak lazım. Daha önce Down sendromlu bir bebek doğurmuş, düşürmüş vesaire, çocuğun bakılmış ya da ailede şey varsa hikaye varsa. Evet. Bir de tabii bu hani genetik derken bir de tek gen hastalıkları var. Yani özellikle akraba evliliklerinde daha fazla görüyoruz. Yani bir araya gelmeyecek iki gen aslında hani normalde karşılaşma şeyi 4 milyonda bir. Ken. Evet, yani normalde siz akrabanız olmayan bir kişiyle evlendiğinizde iki genin karşılaşma ihtimali 4 milyonda bir. Ben 3 kişi gördüm bugüne kadar, 3 çift gördüm böyle. Akraba olmadıkları halde aynı geni
şey yapan tesadüfen dönmüşler, karşılaşmışlar. Dönmüşler, dolaşmışlar. O kadar ihtimal içerisinden birbirlerini bulmuşlar. Evet, birbirlerini bulmuşlar. Evet, olabiliyor. Ama akraba olduğunuz zaman ne aynı oluyor? Soy ağacından geliyorsanız o zaman bu genlerin birbiriyle buluşma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla da hastalıklı çocuklar doğuyor. Şimdi bu çok değişik hastalıklar var. İşte kas hastalıkları var, diğer hastalıklar var. Ülkemizde işte talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi var. Evet, çok sıklıkla gözlenen. Dolayısıyla yani bunların tanısında çok büyük etkisi oluyor herhalde. Doğru embriyoyu bulup, bulmak. O geni taşımayan embriyoyu bulup onu vermek lazım. Peki hocam, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Evet, yayınımız devam ediyor. Bülent Tıraş hocama son sözleri bırakmak istiyorum. Neler eklemek istersiniz? Sağ olun. Ben özellikle şunu tabii ilave etmek istiyorum. Çocuk sahibi olmak çok önemli. Çünkü bir aile kuruyorsunuz ve bir ailenin parçası oluyorsunuz. Lütfen geç kalmayın. Evet. Özellikle kadınlara tavsiyemiz. Eğer daha ileride evlenecekseniz, kariyer yapacaksanız, o zaman yumurtalarınızı dondurun. Elimizde böyle bir imkan var. Yasal altyapısı da var. Hı hı. Dolayısıyla bir de sağlığınıza dikkat edin. Yani bebek sahibi olmak için sağlığınıza da... Önce kendimizin sağlıklı olması gerekiyor. Hücrelerinizin sağlıklı olması lazım. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür verdiğiniz değerli efendim, bilgiler için. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.